Akşamki yemeğe katılmayı, aranızda olmayı çok isterdim. Ben de enişte. Bugün öğleden sonra ben de mezarlarına gittim. Ya ciddi misin? Tabii ki Bahar. Onlar benim de abim yengem sayılır. Seninle halam olmasaydınız biz ne yapardık enişte? Şeref Hanım bütün takdirleri topluyordur şimdi Bahar'cığım. Hem bu yıl dönümü mevlidini hem de sizi çoktan sahiplenmiş, nasıl iyi bir gelin olduğunun gösterişini yapıyordu. Oysa ne sizi ne de annenizi hiç sevmediğini herkes bilir. Bilmez miyim? İlk gelin olmasına rağmen annemi hep ezmiş. Dedemle arasını bile bozmuş. Onun etkisinden herhalde dedem anneme Nur Hanım diye seslenirdi. Ben sizin hep yanınızdayım. Siz benim de çocuklarım sayılırsınız. Berk Aytas'ını da çok özledim. İyi uğrayayım ona bugün. Kendini işe verdi. Çok iyi çalışıyor ama biliyor musun? Ama bugün izinli. Teknede olacaktı. Vallahi ne iyi olur enişte. O da seni görünce sevinir. Bahar, şu ihale meselesini unutma. Öğren bakalım Mehmet ne yapmayı düşünüyor. Tamam enişte. Kolay gelsin aslanım. Ablam burada olduğunu söyleyince bir uğrayayım dedim. Hoş geldin enişte. Ama ben çıkmak üzereydim. Eve yetişmem gerek. Ne oldu aslanım? Bir sorun mu var? Yoksa Mehmet'in uydurmalarına sen de mi inandın? Enişte, ben çocuk değil. Kimsenin uydurmalarına değil, kendi bildiklerime inanırım. Her ne kadar sen anlatmamış olsan da o gece düğünde neler olduğunu çok iyi biliyorum enişte. Aslanım, yanlış saftasın. Oysa bizim aramızda küçük bir sır var. Unuttun galiba. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Mehmet Fikri, biricik torununun uyuşturucu kaçırıp cinayetlere karıştığını öğrenirse ne der acaba? Enişte, ben cinayete falan bulaşmadım. Zaten dedeme yakında her şeyi de anlatacağım. Beni bununla tehdit edemezsin enişte. Yakında Mehmet ablanla seni kapıya koysun, o zaman görüşürüz. Enişte, ne dedem ne de abim bize kötülük yapabilir. Biz bir aileyiz, anladın mı? Ama sen artık bizim ailemizden değilsin. Bu yüzden ablamdan uzak dur, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.